Zıbıdılar merhaba. 21. Ürütenin 9 numaralı köşe taşını ayarlayıp hemen başlıyorum arkadaşlar soruları çözmeye. Odaklanmayı da ayarladık. Evet, hala yüzde problemi çözüyoruz arkadaşlarım. Bakalım ne diyor? Bir otobüsteki yolcuların %20'si bayandır. Peki, bu otobüsten 10 erkek yolcu inince erkeklerin sayısı bayanların sayısının 3 katı oluyor. Buna göre bu otobüste başlangıçta kaç yolcu vardır? Hadi başlayalım şey. Bir otobüsteki yolcuların diyor, o zaman tüm yolcuların sayısı, tüm yolculara biz 100x diyerek başlayalım dostlarım. %20'si bayanmış. O halde 20x bayan var. Geri kalan 80x'i de bay. Yani erkek. Bu otobüsten 10 erkek yolcu inince, şimdi 80x'ti, 10 erkek yolcu daha indi. Erkeklerin sayısı diyor, bayanların sayısının 3 katı oluyor. Bu durumda bayanlar 20x oluyor ya arkadaşlar. Bunun 3 katına eşit oluyormuş. Peki, burası 60x yaptı. 60x'i buraya atarsak burada 20x kalır. Onu da buraya atalım. X eşittir 10 bölü 20. Yani 1 bölü 2 çıktı. Buna göre bu otobüste başlangıçta kaç yolcu vardı? 100x demiştik biz bunların sayısına. 100 çarpı 1 bölü 2'den 50 yolcu vardır diyebiliriz dostlarım. Hemen 2 numaraya bakıyorum. Aynı evi paylaşan bir grup öğrenci 420 TL kira gelirini, giderini eşit olarak paylaşıyorlar. Tamam. X kişi olsunlar arkadaşlarım bunlar. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz şimdi. X kişi olsunlar ve bu durumda 420 bölü X TL ödeyecek değil mi? Bir kişi. 420, mesela 6 kişi olsaydık nasıl bulurduk? 420 bölü 6 derdik. Kişi başına düşen parayı buluruz. Şimdi kaç kişi olduğunu bilmediğim için toplam parayı kişi sayısına bölüyorum. Bu bir kişiye düşen para. Bir kişiye düşen para. Sonra diyor ki eve iki arkadaşları daha yerleşince bu durumda 420 lirayı kişi sayısı 2 arttığı için x artı 2 lira olarak ödemeyecekler mi arkadaşlar? Yerleşince kişi başına kira gideri %40 azalıyor. Yani şunun %40'ını daha çıkarttığımızda içinden buna eşit oluyormuş dostlar. Şimdi başlangıçta 420 bölü x liraydı. Sonra 2 kişi daha aldık eve, 420 bölü x artı 2 liraya düştü kiramız. Yani azalma miktarı, bundan bunu çıkartınca bir azalma miktarı var değil mi arkadaşlar? İşte bu azalan miktarda bunun %40'ı kadarmış dostlar. Kira gideri, kişi başına düşen kira gideri %40 azalıyormuş. Hemen bundan bunu çıkartıyorum ben. Ve bu da neye eşitmiş? Başlangıçtakinin %40'ına, yani 420 bölü x'in 40 bölü 100'üne eşitmiş dostlar. Hadi düzenleyelim şimdi burayı. Şuradan birer sıfır götürelim. Bir sıfır daha götürelim. 4 kere 4, 16 bölü x oldu burası. Bunu bu tarafa alıyorum. 420 bölü x eksi 16 bölü x eşittir 420 bölü x artı 2 oldu. Düzenliyorum şimdi denklemi. 420'den 16 çıktı. 404 bölü x yapar eşittir 420 bölü x artı 2 oldu. Şimdi içler dışlar yapacağım dostlarım. 420 ile x'i çarpalım. 420 x eşittir. 404 ile de burayı çarpacağız. 404 ne o yapıştırıcı ismi gibi, x artı 808 oldu. 404'ü bu tarafa atalım. 16x mi kaldı burada dostlarım? Eşittir 808. Hadi bir de 8'e bölelim. 2x eşittir 8'e bölersek 1, 0, 1 çıktı dostlar. Neyi soruyor? Son durumda kişi başına düşen ev kirası kaç TL'dir? Biz 2x'i biliyoruz arkadaşlar. Hemen şurada getirip x yerine 101 bölü 2 yazacağım ben. Şu son durumdaki kişi başına düşen ev kirasıydı değil mi? X yerine 101 bölü 2 yazacağız. Bizim bir hata yapmadık değil mi ya? Aman ha. 404x artı 808 oldu. 420x. 404'ü çıkartalım buradan. 20'den 4 çıktı. 16x. Doğru. Her şey doğru. 16x eşittir 808. 8'e böldüm 2x. 8'e böldüm 1, 0, 1. Tamam. Doğrudur.
Şimdi getirip x yerine 101 bölü 2 yazıyorum. 101 bölü 2. 2 kere 2, 4. 101 ile 4'ün toplamı 105 bölü 2. Üstünde de ne var? 420 var. 420 dursun. 2 bölü 105 olarak bunu da ters çevirelim. Şununla şu sadeleşti. Burada 4 kaldı. 4 kere 2, 8 oldu arkadaşlarım. Cevabımız 8 lira olmuş. Kişi başına evde düşen kira başı kaç liradır diye soruyor. 8 lira çıktı. Nerede hata yaptık? Bakalım. Bir yerde bir hata yaptık illaki. Şurayı bir daha düzenleyelim. 2 kere 2, 4. 4 ile 101'in toplamı 105 bölü 2. Ters çevirdim. 2 bölü 105 oldu. Gitti gitti. 4 kaldı burada. 4 kere 2, 8 çıktı. Nerede hata yaptık biz? 101 bölü 2 çıktı x. Bize neyi soruyor? Son durumda kişi başına düşen ev kirası kaç TL'dir? Allah Allah. Bir düşünelim bakalım ya ne olacak? Şimdi bir daha baktım da arkadaşlar. Hatayı şurada yapmışız biz. Şurada sadeleştirmeleri yaptık ya. 42 kalmış burada. Biz sadece 4 ile 4'ü çarptık. 16 dedik. 42 ile 4'ü çarpacağız. 4 kere 42 gelecek yani buradan. Hatamız buradaymış dostlarım. Ne yapar o da? 84, 168 yapar. Şurası 168 olacak yani orijinalde. Şimdi yine 168'i yazalım burada yerine. 420'den 168'i çıkartalım hemen şurada. 168 çıksın. Ondan 8 çıktı 2. 11'den 6 çıktı 5. 3'ten 1 çıktı. 252'ymiş şurası da. 252 bölü x oldu. Şimdi bir daha içler dışlar yapalım. 420x yapar. Doğru. 252x olacak burası artı. 252 x artı 252 ile de 2'yi çarparsak 504. 504 çıktı. Şimdi hemen 252'yi bu tarafa atalım. 168x kalacak. 168x eşittir 504 oldu arkadaşlarım. 504. Şimdi x kaç olur diye bir soralım hemen burada. 4 olsa, 3 olsa diyelim. Mesela 3 ile çarpalım. Bir 168'i 3 ile çarparsak ne geliyormuş bir bakalım. 3 kere 8 24, elde var 2. 3 kere 6 18, 2 de elde 20, elde var yine 2. 3, 504 geliyor. Demek ki x'i biz 3 bulacakmışız orijinalde. Şimdi son durumdaki kira geliri 420 bölü x artı 2 idi. Yani 420'yi 3 ile 2'nin toplamı 5'e böleceğiz. 420 bölü 5, o da 84 yapıyor dostlarım. Bursa şıkkı çıkıyor. Evet. Bir kutuda siyah ve kırmızı olmak üzere 100 tane kalem vardır. Kutuya siyah kalemlerin %20'si kadar siyah kalem konulur ve kutudan kırmızı kalemlerin %10'u kadar kırmızı kalem alınırsa kutudaki kalemlerin sayısı 114 olmaktadır. Buna göre kutuda başlangıçta kaç tane siyah kalem vardır diye bir soru sormuş. Şimdi 100 tane kalem var arkadaşlarım. Bunların ne diyelim biz 100x tanesi siyah olsun, 100y tanesi de neydi öbür renk? Kırmızı mıydı? Kırmızı olsun. Şimdi siyah kutuya siyah kalemlerin %20'si kadar siyah kalem. Şimdi 100x vardı zaten. Bunların bir de %20'si yani 20x kadar daha koyuyormuşum. Kutudan da kırmızı kalemlerin %10'u kadar kırmızı kalem alıyormuşuz dostlarım. Kırmızı kalemlerin %10'u kadar. Şimdi 100y'ydi kırmızı kalemler. %10'unu aldık. 10y'yi çıkarttık yani. 10y çıkınca da en son kalan kalemlerin sayısı 114 olmaktadır diyor. Şimdi 100x ile 100y'yi zaten biliyoruz. 100x ile 100y başlangıçtaki kutudaki kalemlerin sayısı. 100 taneydi bunlar. O zaman şurası 100. Geriye kalan 100'ü de bu tarafa atalım hatta. 14 olsun burası. 20x eksi 10y eşittir 14 oldu. Hadi 2'ye bölelim hepsini. 10x eksi 5y eşittir 7 geldi dostlarım. Şimdi buradan sonrası değer vermeye kaldı. Kutuda başlangıçta kaç tane siyah kalem vardır diye bir soru sormuş bize. Siyah kalemler neydi? 100x'i soruyor yani arkadaşlarım. X'e değer vereceğiz biz şimdi burada. Mesela x'e
Tabii 1 bölü 2 falan da diyebiliriz dostlarım. 1 bölü 2 desek x'e 5 olur burası. Olmaz. X 1 olsun. Şurayı da 1 bölü 2 desek 5 bölü 2 gelecek. Güzel bir şey olmaz. 1 desek y'ye bu tarafa attığımda 12 olur. 2 desek 10, 17 olur. 3 desek 15, 22 olur. Güzel bir şeyler gelmiyor arkadaşlar. Acaba başlangıçta yine bir hata mı yaptık diye bir daha bir kontrol edeyim ben. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlarım. Değer vermektense biz şimdi şunu da biliyoruz. Başlangıçtaki kalemlerin sayısını da biliyoruz ya, hani 100x vardı, 100y'de kırmızı var, toplam 100 tane. Yani 100x ile 100y'nin toplamı 100 olacak. Hepsini 100'e bölsek x artı y eşittir 1 olacak. Bir de böyle bir denklemim var. Şimdi bana hangisini soruyor? Siyah kalemi. Yani x'i soruyor, 100x'i soruyor. O halde x'i bulalım biz. Şurayı bir 5 ile çarpalım. 5x olsun, 5y ve 5 olsun burası. Şimdi toplarsak alt alta 15x eşittir 12 olur. X eşittir 12 bölü 15. Yani 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 5. X 4 bölü 5 çıktı. 100x'i soruyor. Yani 100 çarpı 4 bölü 5 diyeceğiz. 5'e bölersek, 5'e bölersek 20. 20 ile de 4'ü çarptım 80. Cevabı da kontrol ettim. Evet, doğrudur arkadaşlar. Hadi geldik buna. Bir kırtasiyede defterlerin %50'si fazlası kadar kalem. Şimdi şöyle yazalım. Defter diyelim, kalem diyelim. Bir de bir şey daha var mı? Var. Silgi var. Şimdi defterlere 100x diyelim. Defterlerin %50'si fazlası kadar kalem varmış. O zaman %50'si 50x yapar. %50 fazlası kadar, yani 150x tane kalem var. Kalemlerin %20 eksiği kadar, o zaman 150 kalemin %20'sini bir hesaplayalım ilk önce. 30x yaptı. 30x eksiği kadar da silgi var. Yani 120x'te silgi varmış. Silgilerin de diyor bu kalem. Bir de kitap varmış arkadaşlarım. Kitap. Silgilerin de diyor %25'i kadar, kalemlerin %20 eksiği kadar silgi. Silgilerin de %25'i kadar. 120'nin %25'ini hesaplıyorum hemen. Birer sıfır götürdüm. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 5. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 6. 6 kere 5. 30. 30x tane de kitap varmış. Bak buraya dikkat edin. 30x eksiği kadar değil. %25'i kadar diyor sadece. O yüzden direkt 30x kadar da kitap var. Bu kırtasiyedeki defter, kalem, silgi ve kitapların toplam sayısı 320. Hadi biz de toplayalım. 100, 200, 300, 350, 400x yaptık bizimkiler. 400x çıktı. 320'ye eşitmiş. Olduğuna göre kırtasiyedeki silgi sayısı 120x'i soruyor bize. Hadi bir ilk önce 10'a bölelim iki tarafı. Birer sıfır gitsin. 40x'i bulduk. 120x'i sorduğu için bir de 3 ile çarpalım. 120x eşittir 96 tane kitap varmış dostlarım. Denizli çıktı sorumuzun cevabı. Şey, silgi varmış. Evet. 9 numarayı gömdük. Hadi 10 numaraya bakalım şimdi arkadaşlar. Bir de odaklanmaya konuşalım. O da güzel olduysa şöyle. Evet. A sınıfındaki öğrencilerin %16'sı B sınıfına geçerse her iki sınıftaki öğrenci sayısı eşit oluyor. Şimdi A sınıfında dostum 100x öğrenci olsun. B sınıfında da belli sayıda öğrenci var. Buradan %16'sı, yani 16x eksiliyormuş arkadaşlarım. 100x eksi 16x eksildiğinde tabi buraya da şimdi B kadar vardı diyelim. B artı 16x eklendi. Böyle bir durum oldu dostlar. Buna göre başlangıçta B sınıfındaki öğrenci sayısı, yani B'yi soruyor bize. Bir bulalım buradan ne geliyormuş B. Şunlar eşit oluyormuş. 100'den 16 çıkacak. Hatta bir 16 da buradan geliyor. 100'den 32 çıkacak. 68x kalacak burada. B'ye eşitmiş arkadaşlarım. Demek ki B'nin başlangıçta 68x öğrencisi varmış. Başlangıçta B sınıfındaki öğrenci sayısı 68. A sınıfındaki öğrenci sayısının 100'ün yüzde kaçıdır diye soruyor. Tabii ki %68'ini tak diye bulduk hemen. Geldik buna. Bir fabrikada aynı malı üreten 3 makine bir günde A, B ve C tane mal üretebiliyormuş. Peki,
A tane mal üreten makinenin kapasitesi %10 arttırılıp B ve C tane mal üreten makinelerin kapasiteleri %20 azaltılırsa günlük üretim miktarı değişmiyor diyor bize. Şimdi ilk başta bunlar A tane, B tane ve C tane toplamda mal üretiyordu. Şimdi A'nı üretenin kapasitesi %10 arttırılırsa A artı 10A bölü 100 arttı bununki. Artı neydi? B ve C tane mal üretenin %20 azaltılırsa diyor. B ve C'ninki de B'ninki de %20 kadar azaltılacak. 20B bölü 100. Artı C'ninki de %20 azaltılacak. İşte böyle olduğunda ürettikleri mal sayısı değişmiyormuş dostlarım. Buna göre A, B, C arasındaki ilişki nedir diye bir soru sormuş bize. Bakın A ile A, B ile B, C ile de C'yi sadeleştirdim. Şimdi eksi 20B bölü 100 ile eksi 20C bölü 100'ü bu tarafa atıyorum. Ve şöyle bir şey geliyor. 20B bölü 100 artı 20C bölü 100 eşittir. Burada da 10A bölü 100 kaldı. Şimdi bunların paydaları eşit. Hemen ortak payda da yazıyorum bunları. 20B artı 20C bölü 100 diyorum. Eşittir 10A bölü 100 yazıyorum buraya. Yüzler gitti. Burayı da 20 parantezine yazalım. 20 parantezinde B artı C eşittir 10A geldi. Hadi 10'a böldüm. 10'a böldüm 2. 2B artı 2C eşittir A çıktı dostlarım. Hemen bakalım Ceyhan şıkkında doğru cevabı görüyoruz arkadaşlar. Peki şuna bakıyoruz şimdi. Aylık geliri sabit olan Yağmur. Her ay gelirinin %40'ını A bankasına, %X'ini de B bankasına yatırıyor. Şimdi 100 lira olsun bu hatunun geliri. A bankasına her ay %40'ını yatırıyorsa 40 lira yatırıyor demektir. %X'ini de B bankasına yatırıyorsa her ay X lira yatırıyor. Peki, Yağmur'un 10 ayda her iki bankada biriktiği toplam para. Şimdi 10 ayda, 1 ayda 40 lira yatırıyorsa 10 ayda 400 lira yatar. Artı 10 ayda 10x lira yatar. Biriktirdiği toplam para 6 aylık gelirine eşit. 1 aylığı 100 liraysa 6 aylığı 600 liraya eşitmiş. Buradan 10x eşittir 200, x eşittir 20 mi çıktı dostlarım? Bize de neyi soruyor? Evet, x kaçtır diye soruyor. 20'yi bulduk zaten. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı %25 arttırılıp erkek öğrencilerin sayısı %10 azaltılırsa sınıftaki öğrenci sayısı değişmiyor. Şimdi başlangıçta kızların sayısı 100x olsun, erkeklerin sayısı 100y olsun. Kızların sayısı %25 arttırılırsa 125x olur. Erkeklerin sayısı %10 azaltılırsa 90y olur arkadaşlarım. %10 azalttım erkeklerin sayısını. Böyle olduğunda diyor, öğrenci sayısı değişmiyor. Yani toplam öğrenci sayısı burada 100x artı 100y idi ya başlangıçta. 100x artı 100y. Yine 100x artı 100y'ye eşit geliyormuş burası. Hadi 100x'i buraya alalım 25x. 90y'yi buraya alalım 10y. Bir de 5'e bölelim bu kerataları. 5x eşittir 2y çıktı. Tamam. Buna göre başlangıçtaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının yüzde kaçına eşittir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şöyle yapalım. X yerine 2, Y yerine 5 yazdığımızı düşünelim dostlarım. X yerine 2, Y yerine 5. Kızların sayısı 200, erkeklerin sayısı 500'e denk düşer bu durumda. Demek ki 500 neydi soru? Kız öğrenci sayısı erkek öğrencilerin yüzde kaçına eşittir? 500'de 200'üne eşitse yüzde kaçına eşittir diye soruyor. 5'e bölmüş. Ben de 5'e bölüyorum. 40 mı çıkıyor arkadaşlarım cevap? Cevabımız Denizli geldi. Evet, 10 numarayı da gömdük. Hadi şimdi 11 numarayı halledelim. Bakalım ne diyor. %42'si erkek olan bir sınıfın mevcudu en az kaç kişidir diye bir soru sormuş. Şimdi demek ki erkeklerin sayısı 42x'tir diyelim. Kızların sayısı da bu durumda 58x olur.
100x dedim mevcuda. Tamam mıdır dostlarım? Mevcut 100x olsun. Ha şimdi x'e ne diyebiliriz biz? En azını bulmak için. X'e 1 desem, evet bu 42, bu 58, toplam 100'e ulaşırım. Doğrudur. Ama daha azını bulabilir miyim diye bakalım. X'e 1 bölü 2 diyelim. Burası 21 olur. 1 bölü 2 desen burası 29 olur. O zaman toplamda da 50 kişi olur. Bak daha azına ulaştım. Şunlar iptal oldu. Peki biraz daha azına ulaşabilir miyim diye bakalım. 1 bölü 3 diyelim X'e. 42 bölü 3'ten 14 erkek gelir. 1 bölü 3 diyelim 58 bölü 3. Yani kaç çıkıyor bu da arkadaşlarım? 15, 16 olsa 48, 17 olsa 51, 18 olsa 54, 19 olsa 57. 19 nokta bilmem kaç geliyor toplamları da bu durumda. Ama buçuklu insan olur mu kardeşim? Olmaz değil mi? Şimdi kızları tutup da ayrımcılık yapmayalım, buçuk yapmayalım onları. Virgüllü insan olmaz. 19 buçuk insan diye bir şey olmaz. O yüzden 1 bölü 3 olmadı. İşte bu yüzden dostlarım 42 ile 58'i sadeleştirebilecek en uygun sayıyı buldum. 42 ile 58 sadece 2'ye bölünebiliyor. O yüzden 2'ye bölerek sadeleştim. 21 ile 29 çıktı. Daha da sadeleşen olmadığı için, sadeleşen olsa bile hani üsttekini 3'e bölsem alttaki bölünmüyor kardeşim. Virgüllü insan çıkmayacağı için cevabı 50 buldum dostlar. Evet geldim 2 numaraya. Bir kafiledeki kadınların sayısı, kadınlar, erkeklerin sayısının %40'ıdır. Erkeklerin %40'ıdır. Birer sıfır götürdüm. 10 kadın eşittir 4 erkektir dedim. 5 kadın eşittir 2 erkektir dedim. Bu kafiledeki bayanların sayısı 50'den az olduğuna göre erkeklerin sayısı en çok kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi biz kızlara ve erkeklere şöyle değerler verebiliriz dostlarım. Mesela kızlara 10 desek, 10. 50 tane kız olur mu? 50 tane erkek olur mu? Ya da şöyle yapalım. Kızlara 10 dediğimizde erkekler ne çıkıyor bu durumda? 50, 25 mi geliyor kardeşim? Bu şekilde gidiyor şimdi bunlar. Ya da işte şöyle diyelim, daha da düzgün bir şey yapalım. Bu durumda hani ters orantıda kızlara 2K diyeceğiz, erkeklere 5K diyeceğiz. Erkekler 5K, kızlar 2K oldu arkadaşlar. Şimdi K'ya değer vererek uzatacağız biz mevzuyu. K'ya 25 desem, 25 dediğimiz takdirde 50 oluyorlar. Ama 50'den az dediğine göre 24 vereyim. K 24 çıksın. Kızlar bu durumda 50, 48 kişi oluyorlar. 2K oldukları için 48. 5 ile 24'ün çarpımı, bunlar da 120 kişi oluyorlar bu durumda dostlarım. İşte erkeklerin sayısı en çok 120 olur diyebiliriz dostlar. Peki şuna bakalım. Gülşen'in yaşı Hande'nin yaşının %60'ına eşittir. Gülşen eşitmiş Hande'nin %60'ına. Hemen düzenliyorum. 100 tane Gülşen eşittir 60 tane Hande. Birer sıfır götürüyorum, bir de 2'ye bölüyorum. 5 Gülşen eşittir 3 tane Hande çıkıyor. Hande'nin yaşı 20'den büyük olduğuna göre diyor. Şimdi bu durumda Hande'ye ben 5K, Gülşen'e de 3K diyeceğim. Gülşen 3K, Hande 5K. Peki. Hande'nin yaşı 20'den büyük olduğuna göre 4 dersem tam 20 olur. 5 diyelim biz K'ya. 5 dediğimizde bu 25 olur. 5 dediğimizde bu da 15 olur. Olduğuna göre Hande ile Gülşen'in yaşları toplamı en az kaç olur diye sorduğu için en küçük değeri verdim K'ya. Yoksa 6 da derim, 7, 8, 9, 10 gider ama en az 5 alabilir bu durumda. 4 de alamaz çünkü neden? 4 derse 20 oluyor yaşı ama 20'den büyük diyor. İşte ikisinin toplamı da 40 olmak zorundaymış diyoruz dostlar. Geldik buna. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı %25 arttırılır. Erkek öğrencilerin sayısı, şimdi bunu bir düşünelim. Kızların sayısı 100x olsun, erkeklerin sayısı 100y olsun. Kız öğrencilerin sayısı %25 arttırılıyor. O zaman 125x oldu. Erkek öğrencilerin sayısı %30 azaltılır, 70y oldular. Sınıftaki öğrenci sayısı, burada da böyleymiş. İlk başta da 100x artı 100y'ydi ya arkadaşlarım. 100y'ydi. Değişmiyormuş, aynı sayıymış bunlar. Peki düzenleyelim. 25x eşittir. Bunu bu tarafa atarsak
30y. Bir daha 5'e bölelim. İkisi de bölünüyor. 5x eşittir. Ne geliyor dostum buradan? 5x eşittir. 6y çıktı. Şimdi bu sınıfta en az kaç öğrenci vardır diye bir soru sormuş bize. Hemen şunlara şöyle bir değerler verelim. X dediğimiz şey 6'nın katı. Y dediğimiz 5'in katı. 6 ile 5 desek, yani K'ya 1 desek arkadaşlarım. 1 olsa buralar. 1 olsa X 6 gelir. Y de 5 gelir bu durumda ve 11 çıkar. Ama lütfen hemencecik zıplamayın 11'e. Cevap 11 değil çünkü arkadaşlarım. Bakın zaten cevap A seçeneği değil. Neden diye de sormuş hocamız burada. Bir buna dikkat edeceğiz dostlarım. Şimdi biz ne dedik bu durumda? X'e kaç demiş olduk arkadaşlarım? X'e biz bu durumda 5 mi dedik? 1 deyince 6 demiş olduk. Bakın bir daha şimdi iyice düşünün burayı. Şimdi X'e en düşük burada 6 verebilirim dostlarım. Y'ye de en az 5 verebilirim. Ve bu durumda toplamları 6 ile 5'in toplamı 11 olur tabii ki. Ama biz en azını arıyoruz. Doğru, 11 kişi de olur. Fakat bu durumda hani erkekler kaç kişi oldu? X yani 6 idi. Erkekler 6. Kızlar da erkekler 6, kızlar da 5 oldu değil mi bu durumda? Yok, erkekler 5, kızlar 6 oldu. Erkekler 5, kızlar 6 oldu. Şimdi erkeklerin nesini alıyorduk? Biz %30'unu alacağız dostlarım. %30'unu alın bakalım 5'in. 5 çarpı 30 bölü 100. Birer sıfır gitti. 5'e böldüm, 5'e böldüm 2. 3 bölü 2 çıktı bakın. 3 bölü 2, 1,5 insan oldu. 1,5 insan azaltabilir misiniz? Azaltamazsınız. O yüzden bunları alamadım. Bir sonraki değerlerini aldım. İkişer katlarını alayım. Buna 12, buna 10 diyeyim. Şimdi bakalım bu durumda alabiliyoruz mu? Biz erkeklere bu durumda 10 dedik. Kızlara da 12 dedik. Mesela erkeklerin %30'unu alın diyecek değil mi bize? Erkek öğrencilerin %30'unu. Hemen onun %30'unu alıyorum arkadaşlarım. Evet, 3 geliyor. Doğru, 3 azaltılabilir. Kızların da %25 arttırın diyor. O zaman 12'yi %25'i lazım bize. Bakalım alınabiliyor mu %25'i? Bölüm bölüm 4. 4'te de bu gitti. Yine 3 kişi oldu. Doğru, alınabiliyor. Buçuklu insan çıkmadığı için bunu seçeceğim. Ama 11'i seçseydim 1'i 5, 1'i 6 olacaktı. Ve bunların %25'leri, %30'ları alınmadığı için bunu iptal ettim. Buna geldim arkadaşlarım. 10 ile 12. Toplamda 22 kişi oldu diyebilirim artık. Evet, geldik 12 numaraya. Etiket fiyatı %20 etiket fiyatı 20 TL olan bir mal %30 indirimle satılıyormuş. Şimdi 20 liraydı etiket fiyatı. %30'unu bir bulalım bunun hemen. Birer sıfır gitti. 6 lira indirimle satılıyor. O zaman 14 liraya satılıyor yeni satış fiyatı. XTL'ye indirimle XTL'ye. He, bu X'miş. Etiket fiyatı 50 lira olan bir başka malda %20 zamla, %20'sini bulalım hemen bu keratanın, sıfırları götürdüm. 10 lira zamla, 50 idi, 10 lira zam yaptım, 60 TL'ye satılıyormuş, YTL'ye satılıyor diyor. X ile Y'nin toplamı 74 TL yaptı dostlarım. 2'yi okuyalım. Hasan tamamını 300 TL'ye aldı bir malın, %20'sini %40 karlı. Şimdi 300'ün %20'sini hesaplayalım ilk önce, sıfırları sildim. Ne geldi? 3 kere 2, 60 TL'sini %40 karla satıyormuş dostlarım. 60'ın %40'ını hesaplayalım hemen. %40, sıfırlar gitti. 24 karla, yani 84 liraya satıyormuş. Bu bir. 84 liraya birinci kısmını satıyor. Geri kalanını ise, yani 60 lirasını bu kadar yapıyorsa, geri kalan 240 lirasını ise %10 zararla, bunun %10'unu hesaplayalım hemen, sıfırlar gitti, 24 lira zararla satıyormuş. Yani 240, 24'ü çıkartalım buradan arkadaşlarım. 20 çıkarsak 220, 4 daha çıkarsak 216 TL'ye de burada bir satış yapıyor. Peki toplam kaç liraya satıyor kardeşlerim bu? 216, 84 daha 300 liraya satıyormuş bütün malı. 300'e aldı. 300'e satıyor sonuçta. O zaman kar zarar yok. Ne kar ne zarar vardır diyebiliriz. Geldik 3 numaraya. Bir satıcı maliyeti 400 TL olan bir malı
400 liraya mal ettim ben bu malı. %30 karla satıyorum. Şimdi önce %30'unu hesaplayalım. 400'ün %30'u sıfırlar gitti. 4 kere 3, 120 lira karla satıyorum. O zaman 520 TL'ye satıyorum ben şimdi bunu. Satıcı bu malı satış fiyatı üzerinden şuradan %10 indirim yaparak, %10 indirim yapalım satış fiyatı üzerinden dediği için satış fiyatının %10'unu alıyorum. 52 lira indirimle satıyorum dostlarım. 420'den 52'yi çıkart, 520'den 52'yi çıkartırsak dostlar hemen 52'yi çıkartalım. 10'dan 2 çıktı 8. 11'den 5 çıktı 6. 4 aşağı indi. 468 liraya satıyorum son durumda. 400 liraya aldım. 468 liraya satıyorum. O zaman 68 lira karım var demektir dostlar. Şuna bakalım. Bir bakkal tanesini 50 kuruştan aldığı 100 tane yumurta alıyor. Şimdi maliyetimiz nedir bizim dostlarım? 50 kuruştan 100 tane yumurta. 100 çarpı 50. 5000 kuruş yaptım arkadaşlarım bu. Yumurtaların %10'u kırılıyor. Kaç tane yumurta? Ben şimdi ne yaptım? 100 tane yumurtaya bu kadar para verdim. %10'u kırıldığı için geriye 90 tane yumurta kaldı mı dostlarım? Ben o zaman 90 tane yumurtaya bu kadar para vermiş. Bakkal geri kalan yumurtaları %20 karla satarsa tüm satıştan kaç kuruş kar elde eder diye bir soru sormuş bize. Şimdi 500 bin lira verdim. 90 tanesini 50 kuruştan aldım ya tanesini arkadaşlarım. %20 karla satacağım. 50'nin %20'sini hesaplayalım o zaman. 10 kuruş karla satacağım. Yani 60 kuruştan satacağım dostlarım. Kaç tane yumurta var ama elimde? 90 tane. 9 çarpı 6'dan 54 çift 0. İşte bu kadar para kazanırım. Ben ki 5000 kuruşa aldım. 5400 kuruşa sattım. 400 kuruş kardayım arkadaşlarım diyebilirim. Sorumuzun cevabı da budur. 400'dür. Evet arkadaşlar. Burada duralım birazcık. Biraz dinlenelim. Yorulduk çünkü. Hadi bakalım daha sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.